Gördüğünüz gibi çok zorlu bir gün oldu. Çünkü bu hafta bütün yarışmacılarım çok zorlu. Çok maharetli, çok becerikli, çok konuşken daha ne diyeyim? En güzeli ben bir şey demeyeyim. Merve gelsin. İlk gün yarışmasının finalinde bakalım kapak kızı Merve'yi Çiğdem nasıl giydirmiş? Alkışlarla geliyor Merve. Kendimi bir kraliyet balosunda gibi hissettim. Bir prenses gibi aşağı indim ve kaynanaların karşısına çıktım. Merhaba. Merhaba Merveciğim. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim, çok, çok mutluyum. Şıksın. Çok teşekkür ederim. Evet, valla iki kaynana hazırladı bile. Yok, aklınızda yok, yazmadık mı? Yazmadık daha. Daha yazmadınız canım, yazacağız. Dur daha yazın demedim. Açık. İki kaynana, iki görümce. Hadi lütfen değerlendirin. Son bir kez nasıl bakın Merve'ye lütfen pintilik etmeyin. Neler konuştular bize, bize evlerinde nasıl misafir ettiler. Aynen. Onları değerlendirip öyle vereceğiz. Evet, buyurun efendim. Çok heyecanlıyım. Şimdi puanlama zamanı. En yüksek puanı Ayfer Hanım'dan bekliyorum aslında. İnanıyorum da çünkü daha sempatik. Medine Hanım'dan da bir şeyler bekliyorum. Ama en düşük puanı yüksek ihtimalle Rüzgar Hanım verecektir. Çünkü bizi izlemiş ve bize karşı bilenmiş. Kiminle başlayayım? Kayınvalidelerden başlamayayım ben yine. Görümceden başlayayım. Medine Hanım buyurun. Evet. Puanınızı gösterin ve sebebini söyleyin. 5 puan. 5. Neden 5? Dediğim gibi ben kapak dergisinin böyle olmasını hiç konsepti anlamadığı için 5. Olabilir. Ne olacak? Anlamamışım. Demek ki 5 veriyorum. O da gelinin güler yüzüne. Kapı karşılaması çok güzeldi. Ve gayet seveceğim bir insan. Zahide Hanım her zaman der ki işte 5 puan yiyeceği, içeceği, gelinin güler yüzüne kalan 5 puan. Kıyafete. Sen o zaman hangisine puan verdin Medine Hanım? Ben hepsine 5 verdim. Hayır, çünkü ya ikramlıkları... yemeğe, içmeye, ikramlıklarıma, karşılamama, misafirperverliğime puan vermedin ya kıyafetime? Ben kıyafetinize vermedim. Anladım. Hiç vermedim. Tamam. Ha, kıyafete hiç puan vermedin. Vermedim evet. Teşekkür ederim. Çiğdem bakıyor 5'e. Niye bakıyorsun? Çok şaşkınım yani. 6 gibi geliyor, 7 gibi geliyor. Aynen gelmiyor 5. Görmek istediğim gibi. Çok enteresan gibi. Yani. 5. Ondan sonra... Keşke biraz moda dergisi falan okusan ya. Ciddi misin? Doğru çünkü söylüyor. Moda kapak olsaydım giydiremezdi bebek. Ki ben sana yarın birkaç tane dergi getireyim. Yarın ben getireceğim sana zaten. Bir gör bakayım nasıldır. Sen de getir sen okuduğun dergileri. Sen ya da acaba akşam, karikatür dergisi mi okuyorsun? Onların kapağıyla karıştırmış olabilir misin? Olabilir mi? Sen öyle benzer. Çünkü moda kapakları böyle değil. Keşke bana onu yapsaydın deseydin. Ben karikatür dergisi için bunu yaptım. Hangi karikatür karakteri böyle? Peki teşekkür ediyorum Medine Hanım. Rica ederim. Ayfer Hanım. Evet. Ve 5'ten sonra... Ay teşekkür ya ederim. Ayfer'cim ay çok güzel. Ya seni sevdim ben. Ay teşekkür 8. ederim, çok teşekkür ederim. 8 çok yüksek bir puan. Ayfer evet, Hanım. Evet. Siz de bayağı eleştirmiştiniz aralarda. Şimdi hayır, güler yüzüne güler yüzlü. Tabağımı gördünüz siz de. Aralarda götürdüm, yedim. Güzeldi, tabak da güzeldi. Konsepti ilk anda evet ben de anlamadım. Fakat Çiğdem Hanım açıkladıktan sonra neden olmasın? Zaten bu açıklamalarımı da kıyafette de yaptım. Evet. Bence güzel. Ben beğendim. Açıkçası ben gelinimizi beğendim. Merdivenlerden inerken de gayet hoşuma gitti. Ona göre de puanımı verdim. Rüzgar Hanım lütfen açar mısınız puanınızı ve neden olduğunu söyleyin. Tabii. Bence Rüzgar Hanım zaten bilenmiş gelmiş. Kime ne kadar düşük versemi düşünüyor.
Bence Rüzgar Hanım gayet düşük puanlar verecek. Bir dakika, iki yok. Yok, bende var. Bende var. Bir bile verebilirdim. Bende bir bile var diye bir şey yok. Özelliğiniz ne ya? Kusura bakmayın, görümcenizin tavrı, konuşma şekli, adabı, kurduğu cümle halen bu saate kadar özür dilememesi, bu puanı vermeme sebep oldu. Ben kabul etmiyorum. Tabii ki de Rüzgar Hanım, yani hem yiyecekleri, içecekleri beğenip, tabakları süpürüp, böreği aynı güzel, aynı güzel deyip yedi. Kıyafeti zaten beğendi. Buna rağmen tutup da iki puan. Kendini kurmuş, beni izlemiş. Gözü korkmuş, kendini kurmuş. Tabii ki korkacak benden. Rüzgar Hanım, o kadar yani beni şaşırtmadınız. Gerçekten beni şaşırtmadınız. O yani ikramlıkların, ağırlamanın ve o konseptin hatırı iki değildi. Rüzgar Hanım, iki çok düşük bir puan ve bunu kabul etmem mümkün değil. Merve, senin de böyle yükselmeni istemiyorum. Hiç hoş değil. Sonuçta ekran başında bizi izleyen insanlar diyecek ki ne oluyor yani? Size de ona da. Lütfen puanınızı değiştirin. Çünkü iki çok düşük bir puan ve burada bütün bir gün beğendiklerinize ben de şahit oldum. Arkadaşlarımız da şahit oldu, rica ediyorum. İki uygun bir puan değil ve ben programımda 1-2'yi asla kabul etmiyorum. 3-0 demek ya da konsept dışı demek. Burada öyle bir şey söz konusu değil, lütfen. Peki Zahide Hanım, sizin hatırınız için madem konsept dışı oluyor o zaman değiştirelim. Zahide Hanım sağ olsun o kadar hakkaniyetli ki, yani zaten anlıyor, modadan da anlayan bir hanımefendi olduğu için öyle olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu da öyle değiştirdi. Yoksa hayır, 2-2. Nesi 2? Şimdi puanınızı görelim Rüzgar Hanım. Dört verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Benden Merve'ye 4. Merve'ye 4 vermiş olduğum puan, Merve'nin konseptine sizin gerçekten bu kıyafeti yakıştırdığım için verdim. Kırdığım puanlar sizden değildi. Görümcenizle yarıştığınız için bütün puanları görümcenizden kırdım, sizden değil. Sizden de çok çok özür diliyorum. Özür dilemek bir erdemdir. Görümceniz bu erdemliği gösteremedi. Senden asla özür dilemeyeceğim. Aslında şu anda Rüzgar Hanım bir büyüklük yaptı, yaşça büyük olduğu halde senin gelininden özür diledi. Şu anda aslında büyüklüğü o yaptı ve benim takdirimi topladı. Teşekkür ederim. Aynı şeyi senden de beklerim. Yok, özür dilemeyeceğim. Hayır. Şu anda gördüğüm büyüklük Rüzgar Hanım'da kaldı. Onda yaşça kalsın, kendisinden... zaten büyük bende kalacak hali yok, benden büyük olduğu için onda kalacak. Bu söylediğim çok önemli bir şeydir. Ne demek istediğimi anladın sen. Anladın. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Zahide Hanımcığım. Peki. Lütfen. Çok Merveciğim, sen de sessiz kalmayı başardığın için şu an teşekkür ediyorum. Ve son puan sizin puanınız. Buyurun Yücel Hanım. Siz de mi 4 verdiniz? Neden? Neden? Çiğdem Hanım, Yücel Hanım modadan anlıyor, anlayabildiğini düşünüyorum, tahmin ediyorum diye söylemişti. Evet, ben modadan anlıyorum. Kıyafet çok güzel, renk uyumu, inciler tamamladı. Zaten gelin kızımız çok güzel, çok güzel taşıyabiliyor, çok güzel yakıştı. Fakat Çiğdem Hanım şunu da eklemişti, kapak kızı olacak. Fakat konseptimiz pin-up ve elegant, okey. Şu detayı kaçırdınız sanırım, o dönemde dövmeler yoktu. Keşke onu göz önünde bulundurarak... Dövmesini kazıttırsa mıydım? Hayır, uzun eldiven kullanabilirdiniz. Derilerini mi nakledirseydim acaba? Bir şekilde kapatsaydınız çok daha iyi olacaktı, çok daha güzel olacaktı düşünüyorum. Ben puanımı ondan kırdım. Yoksa söylediğim gibi kızımıza çok güzel yakıştı, çok güzel taşıyabiliyor. İçinde çok onlar da koalisyon tutuyor yaptıkları için zaten şu an aynı puanları veriyorlar. Hayır, ben zaten puanımı vermiştim. Benim gelinimde dövmenin onlar diyorum, seni demiyorum. Çiğdem Hanım bir saniye. Dip dibeler dövme zaten. Dövme kişisel bir şey. Onu saklamak isteseydi vücudunun bir yerine yapmazdı bunu. Lütfen tabii. Benim gelinim de dövmeli. Bunu kapatmasını benimki beklemeyin. Benimki de dövmeli. Benimki de dövmeli. Benimki ama de çok var. Ama beklemeyin kapatmasını. Seninki neden fondötenle kapatsın? Efendim? Seninki fondötenle kapatsın. Gayet normal olabilir. Eğer o dövmesini kapatmazsa elimden çekeceğim. Benim gelinim de dövmeli ve ben bu yorumu ben kendi adıma
benim günüm de gelecek. Ben bunu bu şekilde kabul etmiyorum. Eğer bu sadece dövmelerdense, 4 değil de mesela hani 6 verecektim 5 verdim deseniz ya da 7 verecektim 5 verdim deseniz. Ya onun alakası yok Zahide Hanım. İkramlıkları beğendi. Kıyafetin de uygun olduğunu da söyledi. Evet, konsepte o şekilde bir editör edasıyla bakmış, gözlemlemiş, yapmış dedi. Ama 4 verdi. Neden? Çünkü anlaştılar puan konusunda. Güzel Hanım'ın aramızda herhangi bir konsensus olmamıştı. O zaman hiçbirini beğenmeyecektin. Sadece kıyafetimi beğendim deyip 5 verseydin. Ya da sadece yiyeceği beğendim deseydin Medine Hanım gibi 5 verseydin. Ama ben tabağımı... 4 nereden kıstın? Hayır, ben tabağımı zaten söyledim. Beğenmediklerimi söyledim. Ama Zahide Hanım her zaman ne diyor? Sadece yiyecekleri, içecekleri 5 puan vermenizi rica ediyorum diyor. Rica ediyor hiçbir olabilir şeyi ama ben beğenemedim. O zaman sen hiçbir şeyi niye beğendiğini anlattın burada peki? Yücel Hanım konuştu. Açıkçası ben zannettim yüksek puan verecek ama hakkaniyetli davranmadım. Madem sen birkaç parça... ikramlıklarını beğenmişsin, yemişsin. Hatta ise kombinini beğendin kızım. Ben dedim kesin ya 7'dir ya 6'dır. Sen tuttun da 5 verdin, 4 verdin pardon. Neyin nesi yani bu? Konuşmanla orada sergilediğin şey aynı değil yani. Tavırları hoşuma gitmedi yani. Ben gerçekten 4 puanlık mıyım? Gerçekten. Elini vicdanına koy Yüce Hanım. Kalben soruyorum. Gerçekten 4 puanlık mıyım? Bu kadar uygun gördüm. Samimi değilsiniz şu an. Ya bu hafta çok güzel bir hafta olacak beklentisiyle aslında programa başladım. Ama zor bir hafta olacak gibi görünüyor. Çünkü hepiniz çok sert karakterlere dönüşüyorsunuz bir anda. Ama lütfen bunu yapmayın. Çiğdem, senden farklı bir şey beklerdim bugün. Senden beklediğimi Rüzgar Hanım yaptı ve benim takdirimi topladı. Senden beklerdim bunu. Şimdi sıra benim puanımda ve isterdim ki gönül rahatlığıyla puanımı vereyim sana. Ama gerçekten beni üzdün. Merveciğim toparlandın geldin ama lütfen bu kadar yükselme hayatın boyunca. Sen çok güzel bir kızsın. Hayatta güzel şeyler beklesin seni ama kendine zarar verirsin. Bir abla olarak kabul et beni. Tamam mı? Tabii ki, ne demek. Bence çok güzel bir kapak kızı oldun ayrıca. Çok teşekkür ederim. Ve sıra benim puanımda. Tam olarak da beklediğim gibi bir puanlama oldu. Rüzgar Hanım gerçekten bilenerek gelmiş. Gerçekten adaletsizlik yaptı. Çünkü ikramlıkları çok beğendi, kıyafetimi de çok beğendi. Ama hırslarının esiri oldu bana göre. Çünkü puanı bana vermedi. Benden başka kimse birinci olmasın da ne olursa olsun şeklinde bir puanlama yaptı. Çok haksızlık yaptı. Ama Rüzgar Hanım kendine yakışanı yaptı. Çiğdem ve Merve, çok güvendiğim görümcem ve gelinim. Güzel yarıştılar son zamana kadar. Yani zaten bu hafta en iyilerin olduğu hafta. Hepsi çok iyi, birbirinden iyi. Fakat son anda gerçekten Rüzgar Hanım bir büyüklük yaptı ve Merve'den özür diledi. Bence çok büyük bir şey bu. Ki gerçekten Rüzgar Hanım egosu da yüksek bir kadın. Yani bu kötü bir şey değil yani, öyle karakter öyle. Hani bayağıdır tanıyoruz yani. Ve böyle olunca bilmiyorum, benim takdirimi topladı ki bunu Çiğdem'in önünde de söyledim. Aslında vereceğim puandan şu anda bir puan düştüm, biliyor musunuz? Normalde onlara 9 verecektim. Ama çok seviyorum Çiğdem'i de Merve'yi de. Ama isterdim ki benim hatırım için o da uygun sözlerle keşke bir gönül alsaydı. Çünkü Rüzgar Hanım gönül almayı bildi.